Her münafık aynı laf ediyor. İşte ben onlara uymuyorum, onlara alay ediyorum, onlara bağlı değilim, onlar ne yapıyorsa tersini yapıyorum. İşte mesela internette imani bir yazı yayınlayacaksa yayınlamıyor. Mesela İngilizlerin devleti ile ilgili bir konu varsa yayınlamıyor. Evet. Yahut İngiltere'nin aleyhine bir şey varsa onu yayınlamıyor. Evet. Veyahut Darwinizm aleyhine bir şey varsa onu yayınlamıyor. Ama kendi menfaatine, kendi çıkarına ait olan şeylerimi yayınlıyor. Evet. Bu bir mesela bir alamettir. Baktın mı anlarsın. Hastalık alameti. Veyahut işte kendince, kurnazca homoseksüellik propagandası yapıyor gizli gizli, evet, çaktırmadan. Veyahut cinayet propagandası yapıyor. Veyahut dinsizlik, ateistlik, darwinistlik propagandası yapıyor çaktırmadan kendince. Bunların hepsi münafıklık alametidir. Onun için ahir zamanda bir münafığı tespit etmek için adamla uzun uzadıya görüşmeye gerek yok. Adamın Facebook'una baktın mı? Efendim başka neler oluyor işte Instagram, Twitter. Adam kitap gibi okunuyor oradan. Evet. Yani bakıyorsun ki adam işine gelmeyen konularına hiç dokunmuyor. Evet. Ama Müslümanım diyor, bak dikkat et. Tabii. Sorduğunda diyor ben İngilizlerin devletine karşıyım, münafıklara karşıyım. Müslümanları bütün gücümle destekliyorum, Darwinizme karşıyım. Rumiliği kabul etmiyorum. Karşıyım da karşıyım. Evet. Bakıyorsun buna ait hiçbir şey yok. Evet. Yani sosyal medya hesaplarında buna ait hiçbir açıklama yok. Konuşmalar konuşmalarında da yok. Evet. Bu anlatıldığında adam dinliyor mu? Dinlemiyor. Okuyor mu kitapları? Okumuyor. Evet. Konuşuyor mu? Konuşmuyor. Savunuyor mu? Savunmuyor mu? Savunmuyorsa, anlatmıyorsa, okumuyorsa, konuşmuyorsa belli ki hasta adam. Evet. Bunun başka ne anlamı olur? Evet. İkinci bir anlamı yok. Özel konuşmalarında da diyor ki ben onlara onlardanmış gibi görünüyorum ama hiçbir konuda onları desteklemiyorum. Ne diyorlarsa tersini yapıyorum. Ne düşünüyorlarsa tersini yapıyorum. Hiçbir konuda onlara uymamaya çalışıyorum. Adam da diyor ki ya diyor asi misin sen? Helal olsun sana diyor. Bayağı büyük bir kişilik bu diyor. Büyük bir şahsiyet diyor. Asi olmayı, karaktersiz olmayı, kahpe olmayı, kalleş olmayı, derin devlet mükemmel bir casus alameti, mükemmel bir şeytani faaliyet olarak gördüğü için takdir ediyor. Evet. Buna ait yüzlerce delil tarih içerisinde kendini göstertiyor. Allah ayette, Kur'an'da belirtiyor. Münafıklar müminlerin yanına geliyorlar. Biz diyor sizi destekliyoruz. Küfre karşıyız, derin devlete karşıyız. Peygamberden yanayız, onu çok seviyoruz. Allah'ın yarattığına inanıyoruz. Anlatmasına bakıyoruz. Arap kabileler arasında da alıyorlar. Put inançlardan bahsediyor. Roma derin devletini savunuyor. Peygamberin aleyhine konuşuyor. Yani seviyordun diye destekliyordun. Bunu Kur'an ayetleri özetle ana karakter olarak vermiş. Yani münafık karakterler. Bunu gördüğünde adamı bil ki münafık. Münafık hep kendi işine gelen kısımları alır dinin, İslam'ın. Başka bir konuya girmez. Evet.